Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün ezogelin çorbası yapacağım. Önce malzemelerimiz. 1 su bardağı mercimek. 1 kaşık pirinç. 1 kaşık bulgur. 2 diş sarımsak. 1 soğan. 1 tatlı kaşığı nane. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. 1 kaşık karışık biberle domates salçası, çok az sıvı yağ, 1 kaşık tereyağı. İsterseniz acılı da yapabilirsiniz. Bizim çocuklar sevmediği için ben acı koymuyorum. Pul biber veya karabiber koymuyorum. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar, pirinçlerimi yıkadım, mercimekleri. Soğanı, sarımsağı yemeklik olarak doğradım. Önce sıvı yağını ilave ettim. Tereyağını da ilave ettim. Ve ocağımızın altını yakıyorum. Tam erimesine gerek yok. Soğanı, sarımsağı ilave ediyorum. 2-3 dakika sarımsak, soğan bir ölsün, kavrulsun. Ondan sonra aşama aşama devam edeceğiz. Soğanlar kavruldu. Salçayı ilave ettim. Salçanız çok tuzlu ise tuzuna bakmadan tuz eklemeyin. Naneyi ilave ettim. Kırmızı toz biberi ilave ettim. Yıkamış olduğum mercimekleri ilave ettim. Mis gibi tereyağı, sarımsak koktu. Ezogelin çorbamız. Buna 1,5 litre sıcak su kaynattım. İlave edeceğim. Eğer koyu olursa sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet. 30-35 dakika orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Ağzını da hafif kapatıyorum. Tam kapatmıyorum taşmasın diye. Ezogelin çorbamız pişti. Şimdi servisi hazırlayacağım. Arkadaşlar, çorbamız gayet güzel. Tam kıvamında. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.